Ay yazık. Ne kadar fakir bir mahalleymiş burası böyle. İlk defa mı geliyorsunuz bu mahalleye? Evet. Nefesi çok kuvvetli bir üfürükçü varmış buralarda. Onun için geldim. Okuyup üfleteceğim. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yo, çok ciddiyim. Allah Allah. Sizin gibi bu kadar modern görünüşlü bir kadın nasıl olur da bu üfürükçülere, hocalara inanır? Benimki gibi Allah'ın cezası. Çapkın bir kocanız olursa siz de üfürükçülere gidersiniz hanımefendi. Başka kadınlara gitmesin diye okuyup üfleteceğim. Yapmayın Allah aşkınıza. Kocanız eğer sizi aldatıyorsa, kocanızı karşınıza alıp oturup konuşursunuz. Mutlaka bir çözüm bulursunuz. Böyle üfürükçülere inanmakla bu iş çözülmez hanımefendi. Aa, öyle demeyin. Ben inanıyorum böyle şeylere. Zamanında benim evimde büyü bulundu. Kaynanam eşimle ayrılayım diye evimi ölü toprağa koydurmuş ya. Hanımefendiciğim, inanmayın bu tür adamlara. Bunlar şarlatan. İnsanları kandırıp paralarını alıyorlar. Televizyonda da hocaları dinlemiyor musunuz? Dinimizce bunların yeri yoktur diye bas bas bağırıyor adamlar. Bilmiyorum valla. Ben bir kere deneyeceğim. Şey, geldik zaten. Şurada sağda inebilir miyim? Bir şey rica etsem, beni bekleyebilir misiniz? Parası önemli değil. Hepsini öderim. Hani kalmayayım buralarda, taksi falan bulamam. Beklerim. Hay güzel Allah'ım. Sen şu akılsız kadınlara akıl fikir ver ya Rabbim. Ne nefes varmış bu şarlatanda be. Üfle üfle bitiremedi. Söyle yavrum. Anneciğim, ya ben ne şapşalım ya. Okuldan döndüm, kapıda kaldım. Niye kapıda kalıyorsun? Anahtarın yok mu yanında? Anneciğim, Erhan çantamı attı ya. Anahtarlarım, her şeyim gitti tabii. Yakınlardaysan bana anahtar getirsene. Tuğçe'cim, taksideyim ben. Biraz uzaktayım oradan. Anne, o zaman yani ne kadar çabuk olursan o kadar iyi. Ben grip oluyorum galiba. Zaten o yüzden döndüm okuldan. Tamam, sen ben gelene kadar komşuya gir, orada bekle. Ben gelince kızıma nane limon kaynatırım, hemen iyileşir. Tamam anneciğim, öpüyorum. Gel, gidip dağıtacağım şimdi ha. Hoş geldin kardeşim. Randevun var mıydı? Ne randevusu be? Ben de senin o şarlatan patronla para kaptıracak göz var mı? Gözüme bak! Müşterim var burada, onu almaya geldim. Nerede o? Hocamızın yanında seanstalar. Duyan da içeride patronun açık beyin ameliyatı yaptığını zanneder. Utanmıyorsunuz değil mi? Cahil insanları kandırıp paralarını araklıyorsunuz. Kardeşim çekil, paramı alıp gidip... Olmaz! Durma lan burada! Giremezsin! Hocamızın yanına giremezsin! Şşş! Ne oluyor burada be? Destur hanım, içeriye böyle girilmez. Lan senin başlarım desturundan, ne yapıyorsun kadına? Görmüyor musun? Okuyup üflüyorum. Lan senin namussuz ırk... Niçin dışarı münasebetsiz kadın? Sen neyi okuyorsun ırk düşmanı? Namussuz Cemil, ha? Başlarım senin üflemene ben. Çık dışarı münasebetsiz kadın. Seni öldürürüm lan ben. Öldürürüm lan seni. Lan çekil. Edepsiz terbiyesiz kadına bak, çık dışarı. Ah gözüm. Hocam hiçbir şey göremiyorum. Kör oğlum. Uyan! Uyumanın zamanı değil, kalk! Yaşın, ne oldu bana ya? Göremiyorum hocam, hiçbir şey göremiyorum. Bırak başını şimdi, al çantanı, polise gidiyoruz, yürü! Seni la belanızı vermesin sizin adiler sizi! Yürü! Şikayetçiyim komiserim. A, bu gördüğün namussuz herif hem üfürükçülük yapıyor, hem de ağına düşürdüğü kadınlara cinsel tacizde bulunuyor. Yetişmeseydim kim bilir bu zavallı kadına ne işler yapacaktı. Hakkınızda çok ciddi bir suçlama var. Siz ne diyorsunuz? Tövbe komiserim. Ben bu yaşına kadar namusuyla şerefiyle gelmiş bir insanım. Yani asıl o kadın bana iftira ediyor. İftira ettiği için ben ondan şikayetçiyim. Namussuz. Bir de utanmadan zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyorsun değil mi rezil herif? Hanımefendi, Melahat Hanım doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor komiserim. Ben büyü yaptırmaya gitmiştim. Bu alçak adam bana okunmuş su diye bir su verdi. Meğer su içinde uyku hapı varmış. Uyumuşum tabii. Allah'tan Melahat Hanım geldi de beni kurtardı bu namussuzun elinden. Vay alçak vay. Size ne kadar teşekkür etsek azdır Melahat Hanım. Sayenizde bu iki karaktersizi yakaladık. Ne demek komiserim? Bunları benim yapmam vatandaşlık görevim her şeyden önce. Bu ikisini hemen nezarete atın. Sonra da savcılığa sevk edin.
Hadi gidiyoruz. Rezil. Sağ olun Melahat Hanım. Rica ederim komiserim. Kızım, sen de bundan sonra aklını başına topla. Tamam mı? Bak o kadar ben sana söyledim. Bulaşma bu işlere, vazgeç bu işten dedim. Dinlemedin. Tamam. Neyse. Hadi bakalım. Hoşça kalın komiserim. İyi günler. Gel bakalım. Canım, sana ıhlamur kaynattım. Hadi biraz işte ter at, hadi kuzum benim. Teşekkür ederim anneciğim. Nasıl, bugün biraz daha iyisin galiba. Anneciğim, sayende o kadar iyi hissediyorum ki. Yani çok güzel bakıyorsun bana. Hala küçücük bir bebekmiş gibi. Tabii sen benim hala küçücük bebeğimsin. Ne kadar büyüsen büyü, bebeğim olarak kalacaksın. Ama yeter ki hastalanma, değil mi canım benim? Anne, Erhan beni kaçırdığında çok korktun değil mi? Aman sus, o günü bana hatırlatma. Dünyam başıma yıkıldı. Gözüm hiçbir şey görmedi, kulaklarım duymadı. Bütün her şey anlamını yitirmişti benim için. Bir daha o konuyu açma Emi canım benim. Canım annem benim. Biliyor musun? Bu senin ilk kaybolman değil Tuğçe. Bir kez daha kaybolmuştun. Aa, ne zaman? Vallahi ya 3 yaşındaydın ya 4 yaşındaydın. Nasıl kayboldun peki? Rahmetli babacığınla seni alıp Luna Park'a gittik. Dondurma da dondurma diye tutturdun orada. Tabii ben izin vermedim. Niye? Çünkü hemen bademciklerin şişiyordu da ondan. O kadar ağladın, o kadar tepindin ki. Sonunda çaresiz kaldık. Babanla büfeye gidip onun yerine başka bir şey alalım dedik. Bir döndük arkamıza. Sen yoksun. Aa. Aynen öyle oldu. Ah, o Luna Park'ın altını üstüne getirdik Tuğçe. Ben nasıl ağlıyorum. Nasıl ağlıyorum. Vallahi çok yaramazdım be kızım. Neyse, babanla arabayı atladık. Karakola gidip ihbarda bulunacağız. Ne görelim yolda? Bir dondurmacı arabasını itekliyor. Sen de onun arkasından tin 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 gidiyorsun. Ne şapşalmışım. Kızdınız mı peki bana? Öyle sevimliydin ki kızamadık bile sana. Canım annem benim ya. Kuzum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Biz hiç ayrılmayalım olur mu? Tabii ki ayrılmayacağız. Ama vakti gelince kuş yuvadan pır uçup gidecek. O da var ya. Hadi iç bakalım.